Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki görülen yatay seyre rağmen dolar Türk Lirası'nda 8,61 Türk Lirası'nı test ederek rekor tazelediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Fonu'nun Türkiye'deki faaliyetlerine son vermesi kurdaki hareketlilikte etkili olurken bugün açıklanacak olan Türkiye birinci çeyrek büyüme verisini de yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam ettirmesini beklediğim kurda 8,60 ve 8,65 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görülmesi durumunda ise 8,55 ve 8,45 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Euro değer kazanımını sürdürürken kur rekor tazelemeye devam ediyor. Gün içerisinde Türkiye birinci çeyrek büyüme verisini yakından takip ederken yarın açıklanacak olan Euro bölgesi tüfe verisi de önem arz ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesi ekonomik güven endeksi beklentilere paralel 114,5 olarak gerçekleşirken Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,50 ve 10,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,40 ve 10,35 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise dolar endeksindeki görülen geri çekilmeye rağmen hafta boyunca yatay hareketlerini sürdüren paritede önemli fiyat seviyesi olan 1, 22 seviyesinin hemen altında işlem gördüğünü söyleyebilirim. Yarın açıklanacak olan Avrupa bölgesi enflasyon verisi piyasalar açısından önemini korurken Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan büyüme verisi beklentilere paralel bir şekilde gerçekleşirken birinci çeyrek büyümesi %6,4 olarak gerçekleşti. New York Times'ta açıklanan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın altyapı paketi olarak 6 trilyon doları aşacağını söyleyebilirim. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,2215 ve 1,2240 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının sürmesi durumunda ise 1,2180 ve 1,2150 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerinin olumlu ilerlemesiyle İyimser seyirin sürdüğünü söyleyebilirim. Japonya Petrol Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklamada anlaşmanın doğrulanmasıyla Japonya 3 ay içerisinde İran'dan petrol ithal etmeye başlayabileceğini açıkladılar. Brent Petrol'e teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent Petrol'de ve 69,80 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68,70 ve 68,30 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.